Medyaskop izleyicileri, Bir Kadına hoş geldiniz. 2020 yılının son programıyla karşınızdayız. Hem bu yılı hem bu yıl sinemada neler yaşadık, neler gördük, salgın hayatımıza nasıl etki etti? Bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Türkiye'de kadın yönetmen, kadın filmi denince akla gelen ilk isimlerden hem ulusal hem uluslararası alanda sayısız ödüle sahip bir yönetmenle birlikteyiz. Yeşim Ustaoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Yani herkes kadar iyiyim. Pandemi sürecinde oldukça korunaklı bir yerdeyim. Evet. Bana iyi geldi. Pandemiyi zannediyorum biraz böyle Akdeniz-Ege arası bir yerde geçiriyorsunuz. Evet, bir dağ başında bir yerdeyim. Bu süreçte doğaya yakın olmak, İstanbul'dan uzak olmak tabii çok iyi geldi bana. Daha korunaklı her şeyden önce. Ama doğada ve toprağa çok yakın olmak, toprağı öğrenmek, çok sadeleşerek yaşamak en azından başka şeyler de öğretti. Tuhaf bir şekilde yeni projeme hazırlanmak üzereydim. Kesintiye uğradı, mekan gezisi için tam yola çıkmak üzereyken yolun tarafı çevirip buraya geldim. Tehlikeli olduğunu düşünerek böyle bir akamete uğramak belki ama hayat böyle bir şey yani bunları da öğreniyoruz. Evet. Aslında 2020 yılına sizinle veda ediyoruz. Bu yıl gerçekten hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça farklı bir yıldı hepimiz açısından. Salgınla karşılaştık ve uzun bir süre evde kaldık. Anladığım kadarıyla sizin kişisel deneyiminiz de farklı olmuş bu anlamda. Toprak dediniz, doğa dediniz. Biraz açar mısınız salgını sizin üzerinizde, düşüncelerinizde ve psikolojinizde etkileri neler oldu? Ya aslında salgının bağıra bağıra geldiğini belki söylemek çok yanlış olmaz. Çok nasıl bir hayat sürüyordu? Dünya nasıl bir hayat sürüyordu zaten? Bütün bunları yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor belki. Ben uzun bir zamandır bunu düşünüyordum. Çok daha sade ve arınmış bir hayatı, çok daha kendi içinde yeten, toprakla daha yakın olan, bunları çoktan denemeye başladığım bir sürece İstanbul'da da girmiştim ama onun da yetmediğini görüyordum ve bir zamandır buraya böyle bir yere gelmek, doğada yaşamak, toprağı daha yakından tanımak, çok daha azla yaşamayı öğrenmek, yani çok tüketen bir toplumuz aslında, üreterek yaşamak, ihtiyacını üreterek yaşamak gibi bir şeyi zaten çok uzun bir zamandır düşünüyordum. Dolayısıyla pandemi zamanında çok minik bir evim var burada dediğim gibi dağda, çok müthiş güzel bir vadiye bakarak yaşıyorum. Ve gelip burada yaşamaya başladım. Bu süreci tabii yani yeniden bir şeyi üreterek yaşamak. Yani ihtiyacım olan her şeyi nispeten üretiyorum. Hiçbir şey tüketmiyorum. Yani bir kere atmamayı öğreniyor insan aslında. Ne kadar bencilce yaşadığımızı, elimizdeki o plastik şişeler bile artık. Hani artık böyle şeyleri yapmayı bir kez daha gözden geçirerek yaşayacağız büyük bir ihtimalle. Dışarı her çıktığımızda elimize bir şişe soralım onu vermeyi. Herhalde bir kez daha gözden geçireceğiz. Bütün bunları deneyimlemek açısından her dokunduğuna hürmet ederek dokunmak, üretmek benim için çok güzel bir tecrübe oldu. İnsanın algısı da yani yaşadığı her anı anlama, hissetme açısından algısı da çok geniş. Her sesi çok daha yoğun, her gördüğünüzün nasıl bir sesi olduğunu, her anın nasıl aktığını çok daha iyi biliyorsunuz aslında. Birçok bilim insanı da dediğiniz gibi hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyor aslında. Geleceğe nasıl bakıyorsunuz, salgın sonrası geleceğe? Yani buradan bir ders çıkarmak gerekiyor aslında. Şu an için henüz daha karamsarım. Çünkü toz bulutu çok dağılmadı aslında. Nasıl bir geleceğin hemen bizi yakın bir gelecekte nasıl olacağını kestirebilmemiz çok zor. Ben şimdi burada böyle biraz da vicdanımsızlayarak söyledim. Kendi başıma bu rahatı yaşadım, korunaklı bir yerde yaşadım. Köyle ilişkim tabii ki çok büyük, çok şey öğreniyorum ama şu anda metropollerde birçok yerde, dünyanın her yerinde bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için, kendi hayatlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalan insanları da düşünerek söylüyorum bir yandan. Yani pandemiyle baş etmenin ne kadar zor olduğunu, onların
hayatlarının nasıl tehlikede olduğunu ya da geçimlerinin ne kadar zorlaştığını bilerek de söylüyorum. Bu da benim içimde sızı atıyor. Yakın gelecekte nasıl bir dünyaya aslında gözümüzü açacağımızı ben henüz bu toz bulutunun dağılmış olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok fazla yorum yapamayacağım herhalde. Evet. Yani çok daha adil, çok daha şeffaf bir dünyaya uyanacak mıyız? Her şeyi bundan bir ders çıkarabilecek miyiz? Sadece ekolojik dengeler açısından bir ders almak yetmiyor aslında. Evet, insani çok anlamda da farklı farklı dersler çıkarmamız gerekecek zannediyorum. Ne diyelim, salgını nasıl yaşayarak öğrendiysek geleceği de galiba yaşayarak görüp öğreneceğiz. Sinemaya olumlu ve olumsuz. Ben yaşayamayıp intihar etmek zorunda kalan, yani geçinemeyip hayatlarını intihar etmek zorunda kalan insanlar olduğunu biliyorum müzik sektöründen en azından. Yani öyle çok da geçirebilmiş, herkes çok da çok geçiremedi aslında. Evet. Öyle gerçekten. Müzik sektörü dediniz. Ben de sinemayla ilgili kısmını sormak istiyorum size. Aslında üretimin arttığı bir dönem olduğunu düşündük. Evlerimize kapandık dedik. Özellikle ilk kapanma döneminde işte kendimize vakit ayırdık. Ne yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz bu dönemi dedik ki sizin de az önce belirttiğiniz gibi tırnak içinde bazı şanslı insanlar olarak, evde kalabilme şansına sahip insanlar olarak tabii birçok insan çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Bir sürü olumsuzluk yaşadı bu süreçte. Onu da not düşerek söyleyelim. Şanslı insanlar olarak eve kapandık ve üretmeye çalıştık ama maddi ve manevi kaygıların olmaması da gerekiyor tabii üretimin olması için. Maalesef Türkiye'de kültür sanat alanında durum pek böyle olmadı. Birçok proje durdu ve aslında Batı hep bu konuda örnek gösterildi. Kültür sanat alanına çok da kaynak aktarılmadı salgın sürecinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Yani bence ben üretimin öyle çok arttığını düşünmüyorum. Tiyatrocular, sinemacılar, müzisyenler, kültür ve sanat alanından bahsedersek birçok alanda insanlar bir anda kapılarını kapatmak zorunda kaldılar. Sanırım çok çaresiz de kaldılar. Bizler de, ben de yani duranlardan biriyim. İşte biraz önce söyledim. Yola çıkmak üzereyken ve finansımızı başlatmak üzereyken her şey, dünyada da, bütün dünyada da, yani ilişkide bulunduğumuz uluslararası sektörde bütün endüstri durdu aslında. İletişim tamamen koptu. Dolayısıyla durmak zorunda kaldık. Yani bunu bir kısmı nispeten bu süreci evine kapanarak yaşayabilecek durumda olanlar belki atlatabildi ama yani çalışmak zorunda olanlar da çalışmayı sürdürdü ama pandemiden de daha çok etkilendi aynı zamanda. Dolayısıyla çok kolay atlatılabildiğini düşünmüyorum ben. Özellikle tiyatrocular, salonlar kapandı, müzisyenler öyle hiç iş yapamadılar. Yani bizler de, sinema sektörü de çok çok etkilendi bundan. Ve yani bizim üzerimizdeki bu toz bulutunun da ne zaman dağılacağı, yani birkaç dizinin sürüyebiliyor olması, her türlü tehlikeye rağmen, tehlikeli olmaya rağmen üretimin arttığını öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya ben önümün ne zaman açılabileceğini kestiremiyorum şu anda. Evet. Önümüzdeki yeni proje için. Yani, var nerede düşünebiliyor musunuz? Berlin'in, yani bu sene de Berlin mesela şu anda yani marketi ancak online yapabilecek Mart'ta, Şubat'ta olan taze bir bilgi olarak söyleyeyim. Actual film gösterimleriyle çok az, sınırlı sayıdaki Berlin seyircisiyle meşhur bir festivaldir. Çok sınırlı sayıda bir seyirci katılımıyla ihtimalen film gösterimlerinin de olduğu festivali ancak Haziran'da belki yapabilecekler. Salgınla birlikte dijital platformlar çok ilgi gördü Yeşim Hanım. Sizce artık sinema salonsuz bir noktaya mı gidiyor ve salonsuz sinema olur mu? Bu da düşünülecek. Yani bu toz bulutu dağıldığında acaba sinemaya tekrar nasıl girmeye başlayacağız? Gerçekten hani dağıtım bütün bundan nasıl etkilenecek? Dağıtımcılar nasıl etkilenecek? Ayakta durabilmeyi bazı yapımcılar veya dağıtımcılar nasıl becerebilecek?
Bütün bunları, yani sadece kendi ülkemiz için söylemiyorum. Bütün dünyanın da şu anda çok kocaman bir dilemma ihtimalle. Çok çok etkilenici. Yani yeniden alım satım nasıl olacak? Yani biz böyle filmlerimizi yaptığımız zaman aslında çok küçük ekranlar, tabletler, cep telefonları için yapıldığını düşüneceğimiz bir, çünkü sonunda sadece bu platformlara satılacağını mı düşüneceğiz? Bunun sadece tüketim değil, üretim koşulları da o zaman, yani bir sürü şeyi yapmak gereksiz hale gelmeye başlayacak. Yani filmimizin büyük ekranda ve sinemada oynamayacağını düşünmeye başladığımızda. Sinemalar nasıl ayakta kalacak? Yani bütün dünya nereye evrilecek? Biraz önce durduğum yerde söyledim. Yani bu da bir soru işareti hepimiz için var. Ve her gün bunları aslında bir araya gelmeye çalıştığımızda, evet online geliyoruz, meslektaşlarımızla da ben de. Bütün bunları birbirimize defalarca soruyor. Yani çünkü hele yolun başında, yeniden yolun başında olan yeni sinemacılar için ayrı bir durum ve biz, yani bir filme başlamak üzere olanlar için de nasıl bir sürecin bizi beklediğini, yani yapabilmek, prodüksiyonu bitirebilmek ayrı bir konu. Ondan sonra ne yapacağımız o filmin, bu belirsiz bence hala. Yani sadece platformlara satabilmiş olmak bir başarı değil aslında. Seyircinin tavrı nasıl olacak? Seyirci nasıl davranacak? Bunlar tiyatrocular için nasıl olacak? Evet, müzisyenler için. Haklısınız. Dijital platformlara bakışınız nasıl? Bir teklif ve proje gelirse düşünür müsünüz? Genel olarak dijitale bakışınız nasıl bu anlamda? Yani üretim yapmayı devam ettirmek istiyorum ama ben yani kendimi çok özgür hep böyle davrandım. Beni nasıl hissedeceğim çok önemli. Hı hı. Sözümü nasıl söyleyeceğim çok önemli. Anladım ne demek istediğinizi. Ama şu anda değişmek zorunda oldum. Üretim koşullarının da değişmek zorunda olduğunu bilmiş. Bir süre seyrettim. Yani bakmayı düşünüyorum. Yani önümde zaten bir proje var. Bunu bitirmeyi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bir bakacağım herhalde. Yani aslında biz izleyiciler açısından da kaygı verici bir durum. Ben Yeşim Ustaoğlu filmini her zaman görmek isterim. Sizin 30 yaşındayım, üniversitede tanıştım. Yani sinemanızla üniversitede tanıştım. Sonra geriye dönüp birkaç filminizi de izlemiştim. Düşünüyorum şimdi, bir projem var diyorsunuz. Nasıl biteceğini bilmediğimiz bir sürü soru işaretleri var sizin açınızdan bir yönetmen olarak. Ben de izleyici olarak o filme nasıl ulaşacağım mesela? Bunu da düşünüyorum. Yani sinemaya gidebilecek miyim? Kaygılarım, hadi sinema salonları açıldı. Kaygılarımı bir kenara bırakıp o salondan içeri girebilecek miyim? Giremezsem sizin filminizi görememiş olacağım. Gibi gibi aslında. Yani bu anlamda biz bir filmi bitirdikten sonra size her koşulda ulaştırırız. Yani bu anlamda dijital platformlar, internet alanı, yani YouTube, bütün bunlar zaten belki bu anlamda yani çok daha kolaylaştırdı ve patlaya koyarız yani sonuçta. Ama sinemanın varlığı başka bir şey. Bunun sürdürülebilirliği, sağlanmayacağını henüz bilmiyorum. Bu süreçte dijitalce dijital platformlarda değil ama online sistem üzerinden insanların haberleşebilmeleri, birçok yayının yapılabilmesi, yani daha doğrusu birçok sanat etkinliğinin, benim de sadece dinleyici olarak bile katıldım, yani son dönemde mesela hemen aklıma geldiği için söylüyorum, hafıza ve sanat konuşmaları gibi, yani oturup insanlar birbirleriyle de iletişimi online sistemin bir yanlarıyla da. Yani çok da köşem, yani belki bir ilk etapta, yani ilk süreçte herkes bir köşesine çekildi ve ne yapacağını bilemez bir hale geldi ama ondan sonra ne olursa olsun emekleyerek de olsa insanlar ilişkilerini ve üretimini sürdürebildi, iletişimini de sürdürebildi. Bu da çok önemli söyleyeceğiz. Türkiye'de hem ulusal hem uluslararası sayısız ödüle layık görülmüş bir kadın yönetmensiniz. Ama bu noktaya gelene kadar bir kadın olarak neler yaşadınız? Bir röportajınızda diyorsunuz ki aslında bu soru erkeklere sorulmuyor. Evet, bazı sorular var, sadece kadınlara soruluyor. Ama yine de kadın olmanın, kadınlık deneyiminin farklı bir ilham verici bir tarafı olduğunu düşünüyorum.
olumlu deneyimlerinde, olumsuz deneyimlerinde tabii ki. Siz bir kadın yönetmen olarak nasıl tarif edersiniz bu yolculuğunuzu? Yani ben kafama koyup da bu işi yapmaya karar verdiğim andan itibaren ki çok genç bir yaşta, daha henüz öğrenci, master öğrencisiyken kesin olarak, hatta daha öncesinde de karar vermiştim ama master'ken eyleme geçtim. Fiilen yapmaya başladım kısa filmlerimde. Kafama koyduğum andan itibaren çok pratikte özellikle ciddi bir sorun yaşamadım. Hiçbir sorun yaşamadım. O andan itibaren ekibimi kurup yapmaya çalıştığım andan itibaren çok yani problemsiz bir sürece girdim. Ama bu neyi nasıl, neyi yaptığınız, neyi söylediğinizle çok daha önemli. Yani daha sonraki, daha profesyonel hayatım, mesela güneşe yolculuğu yaptıktan sonraki süreçte, mesela güneşe yolculuk çok da böyle kucak açılarak karşılanan bir film olmadı seyircisi dışında. Yenel sistemden bahsediyorum. Dağıtımını biz kendimiz yürüttük vesaire, biliyorsunuz. Ve ondan sonraki süreci. Bu sizin neyi söylediğinize bağlı aslında. Kadın olarak söylediğinize de bağlı mı ayrıca? İhtimalen bütün sistemin sizi karşılaması düşündüğümüzde. Bu tür zorlukları daha çok yaşadım. Yani üretim değil ama filmimin gösterim yani seyircisiyle karşılaştığı dağıtım süreçlerinde sıkıntılar yaşadığımı söyleyebilirim. Peki sinemanızda kadın bakış açısının farkı olduğunu düşünüyor musunuz? Anlatımınızda kadın olmanız. Ben genel olarak sinemamızda kadını kavrama, yani tırnak içinde erkek yönetmenler diyelim ya da kadınların kadını da, hem erkeği hem kadını kavramasının çok daha yoğunluklu ve doğru olduğunu düşünüyorum. Yani çok daha incelikli ve yoğun olduğunu düşünüyorum. Erkeklerin kadınları kavramasında hala çok ciddi bir sorun var. En azından bu tarafından baktığımızda kadınların kendilerini, sadece kadın meselesi değil, bir kadın karakteri anlama ve kavrama, bir ilişkiyi anlama ve kavrama konusunda sinemamızda hala çok kötürüm bir durum var aslında. Ama yani kadınlar bunu daha iyi geçiriyor. Bence dünya sinemasında da hala benzer bir sorun var. Biraz açar mısınız kadını kavrama ve anlamak derken? Yani ne gibi sorunlar var burada sizce? Erkek bakış açısı ve kadın bakış açısı? Kadının gerçek anlamda bir karakter, bir insan, varoluş meselesi de dahil olmak üzere sorunları da dahil, hayatını anlamak, bir karakteri gerçek anlamda dört başı mamur yaratma konusunda bence sinemamızın çok ciddi bir problemi var. Hala çok klişe ve side karakter olarak, yan karakter olarak, yancı gibi neredeyse, yani erkek dünyasına hizmet eden ya da hep kurban olarak algılanıldığı bir prototip kadına ve böyle bakıldığını düşünüyorum. Kendimi temize ettim şimdi. Bir başka diğer kadın arkadaşlarımı da temize ediyorum ya da bunu becerebilen erkek yönetmenleri de belki diyelim, ama bu sayının çok çok az olduğunu düşünüyorum. Yani hala çok bir erkek bakış açısı var ama erkek bakış açısının yanında da kadını böyle çok prototip ve çok sahip karakter olarak görmek gibi bir sıkıntısı da var bunun. Yani çoğu zaman beni irite ediyor. Berlin Film Festivali en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kaldırdı. Cinsiyetsiz tek bir ödül vermeye karar verdi. En iyi oyuncu diye. Dünyada bu anlamda böyle gelişmelerin olması sizi nasıl etkiliyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ilginç bir karar. Çok kolay bir yorum yapamayacağım bir karar sanki. Evet, yani olabilir de. Sanırım buna çok itirazlar da yükseldi ama en iyi bu cinsiyeti aradan kaldırmış olmak. Ama bu piyango her zaman nasıl bir, kime çıkacak? Yani nasıl ödül dağılımı olacak? Onu belki biraz gözlemlemek de lazım. Yani jüri çok zor bir süreç bekliyor ama bence bütün festivaller de dahil, yani bütün sistemde bunların komisyon üyeleri, yöneticileri özellikle kastediyorum, kadınların eşit oranda söz sahibi olması gerektiğini de düşünüyorum seçimlerin çok daha adil oluşabilmesi açısından da.
kadın sinemacıların görünürlüğünün artması açısından da, yani komisyonlardaki erkek sayısının ya da yönetici sayısının hala oransal olarak çok daha adil olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu etkiliyor seçimlerini de, festival seçimleri, seleksiyonları aslında. Evet, tam onu soracaktım. Yani projelere destek alırken belki bile aslında o destek veren, destek verilmesini onaylayan... Bundan şimdi bütün kurumları, çünkü özellikle Avrupa kurumlar liyakat ve hani gerçekten yerleşik kurumlardır. Burada proje bazı esastır. Yani burada gerçekten projenizin hem içeriği ve özelliği, özgünlüğü, güçlülüğü çok önemlidir. Burada cinsiyet çok önemli olmaz. Katiyen bunu söyleyemem yani. Ve güvenilirliği de, yapılabilir güvenilirliği çok önemlidir. Özellikle uluslararası kurumları, sinema kurumlarını yani destekleyen fonları düşünürsek. Hı hı. Çok kolaylıkla, rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu da cinsiyetin zorluğu. Doğrusu da bu zaten aslında. Elbette. Bizim biraz daha gidecek yolumuz var zannediyorum ama o konuda Türkiye olarak. Kadına yönelik şiddet de giderek artıyor. Ama kadınlar zannediyorum artık biraz daha sosyal medyanın varlığı, kentleşmenin artmasıyla şiddeti daha rahat artık ifade edebiliyorlar. Türkiye'nin kadına yönelik şiddet karnesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ki filmlerinizde, yani özellikle Araf ve Tereddüt benim açımdan çok etkileyicidir. Kadın karakterlerin kasabada yaşayan kadın karakterlerin travmalarının anlatıldığı filmler. Nasıl yorumlarsınız bu anlamda Türkiye'nin kadın yönelik şiddet karnesini? Yani karnemiz çok kabarık, çok yüksek tabii. Giderek de artan ya da görünürlüğü de giderek de artan aynı zamanda. Ama şiddetin de çok arttığı, çok problematik bir süreç yaşanıyor tabii ki. Bu dediğiniz gibi yani bir yandan da göçün de etkisi var. Metropollerde ve şehirlerde hayatı yani göçmek zorunda kalan, yani kendi köyünde, kendi dünyasında yaşamayan insanların moralitesinin de bozulduğunu, değiştiğini düşünüyorum. Ama bir yandan da kadını özgürleştirici, hayatını değiştirici bir tarafı da var bunun. Bu şiddeti de doğuruyor ama. Aynı zamanda kadının kendisini anlaması, tanımlaması, hayatını değiştirme arzusu şiddetin varlığını da arttırıyor. Böyle bir paralellik olduğunu söyleyebiliriz büyük ihtimalle. Yani bu arada kadına yönelik şiddet raporlarında dediğiniz noktanın hep altı çiziliyor. Kadınların şiddete maruz kalma gerekçeleri genellikle hep kendileriyle ilgili karar verme aşamasına geldiklerinde en yakınlarındaki erkeklerden şiddet görüyorlar. Yani ya işte boşanmak istediği için, ya İl dışında üniversite okumak istediği için, ya başını açmak istediği için tırnak içinde. Yani hep kendiyle, kendisiyle, kendi bedeniyle, kendi hayatıyla ilgili bir karar verdiği an şiddete uğrama oranı çok artıyor. Dediğiniz şeyi desteklemek için söyledim. Raporlarda bu çok ön plana çıkıyor. Kadına taciz ve tecavüz davranışlarını bunu çok da kolay açıklamıyor. Yani bu dediğimiz aile içi meseleler, kadının özgürleşmesi, sosyal hayata katılımı, kendi tercihini kendi adına kullanması, bedeni ve aklını, hayatını örgütlemesi, önünde erkek tarafından bir engel teşkil ediyor olabilir ama bu diğer bütün gördüğümüz, yaşadığımız taciz ve tecavüz hikayelerini de çok aklamıyor. Yani bu tek nedeni de bu değil tabii. Evet. 90'ların sonunda çektiğiniz Güneş'e Yolculuk aslında o dönemde bir kadın olarak sinema yapmış olmanız, Türkiye'nin filmde de anlatıldığı gibi ağır bir siyasi atmosferden geçiyor olması, biraz bu filmin hikayesini anlatır mısınız ve o dönemle bu dönemi karşılaştırdığınızda neler görüyorsunuz? Güneş'e Yolculuk 90'lı yılların ortasında benim başladığım bir süreçti ve sanırım çok karanlık da, yani hatırladım da bildiğim kadarıyla çok karanlık bir süreçti ve Güneş'e Yolculuk'un en büyük motivasyonu bizim meseleyi birbirimizi görmezlikten, hala görmezlikten gelme motivasyonu benim açımdan.
başımızı tamamen kuma gömdüğümüz bir süreç. Dolayısıyla ben zaten neşe yolculukta bir farkındalık anlamak, kavramak, görmezlikten gelmeyi yönetelemek için yaptım. Ana teması böyle bir, bunun üzerine kuruludur aslında. Bugün için bu meselenin bu kadar başımızı kuma gömdüğümüzü söyleyemeyiz. Ama sorunun çözüldüğünü, daha iyi bir halde olduğunu da söylemek mümkün değil. Yani bugün yapsaydım daha farklı bir bakış açısı olabilirdi. Meseleye daha farklı bir yerden bakabilirdim. Ama yani bütün sorunun çözüldüğünü barışçıl bir ortamın içinde yaşadığımızı da söyleyemeyiz maalesef. Şimdi nasıl yapardım bilmiyorum. Evet, belki bugünün sembolik konularını anlatıyor olurdunuz, evet. Onu çekiyor olsaydınız. Bugün de çok sembol yargılamalar ve davalar var. Evet. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Geçelim mi diğer soruya? Evet, yani mesela bugün bu meselenin mutlaka barışçıl yoldan, siyasetten çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu son ayın kararından sonra Demirtaş'ın akıbetinin nasıl olacağını çok merak ediyorum. Yani siyaseten, siyasi arenada ve barışçı yolda kesinlikle çözülmesi gerektiğini hepimize göre düşüyor. Osman Kavala'dan da aynı şekilde ahimin hak ihlal vermesi. Osman Kavala'nın henüz hala içeride olması. Yani vicdanen hepimizi son derece yaralayan meseleler bunlar. Diğer birçok gazetecilerin de, yani basın ve fikir özgürlüğünün, hepimizin fikren, yani toplumun kendini bütün bu ötekileştirme, kutuplaştırma, bunlar son derece problematik hepimiz için. Bence hepimize de zaten görev düşüyor bu açıdan. Şu an yani toplumun bunu kabul bir şekilde normalleştirmesi veya kendi kendine otosansür kurmaya başlamış olmasını da problematik olarak. Zamanla evet. Bu aslında, yani bu süreç, evet, toplum açısından da kendimizi o kişilerle birlikte hem empati kurup hem de sanki aynı koşullardaymışızcasına hissetmemize neden oldu. Yani ben o sembol davalara baktığımda kendimi çok özgür hissetmiyorum. Dışarıda olmama rağmen özgür hissedemiyorum. Çok garip bir his de yarattı bu son 4-5-6 yıl hepimiz için. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunsunuz. Biraz da sizden bahsedelim. Böyle genel konuları, salgını konuştuk, Türkiye'nin siyasi atmosferini konuştuk. Sizin sinemanıza bakmak isteriz biraz. Mimarlık Bölümü mezunsunuz. Yönetmen olmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl bir yolculuktu bu diyeyim sizin için? Soruyu bir daha söyleyebilir miyim? Sorabilir misiniz? Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunsunuz. Ama yönetmen olmaya karar verdiniz. Aslında kısa filmlerinizi çekerken de mimarlık mesleğini bir süre devam ettirdiniz biliyorum. Ama ilk uzun metraj izden sonra tamamen artık profesyonel olarak yönetmen... ...likle hayatınızı, yönetmenlikle idam ettiriyorsunuz, devam ettiriyorsunuz. Ne yönetmen olmaya nasıl karar verdiniz diye sormak istiyorum. Nasıl bir yolculuktu, nasıl bir karardı sizin için? Ne zaman ilk ben yönetmen olmalıyım dediniz? Yani bunu defalarca anlattım ama her seferinde yeni bir şey mi anlatıyorum, ben de emin değilim. Çok da aslında çok keskin çizgileri de yok böyle şeylerin ama... mimarlık okurken, yani Trabzon'da da büyürken, ben sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi'de okudum ama Trabzon'da büyüdüm. Çok ilkokuldan itibaren burada okudum, bütün okullarımı, Trabzon Lisesi de dahil. Karadeniz'in bir büyüsü var aslında. Bir yandan da ruhumda hep, özellikle lise çağlarında, hep bir gitmek veya orada kalmak gibi, hep bir gitmek arzusunun da olduğu. Bir imgeyle büyüdüm bir yandan da ve hep, yani mimarlık böyle bir ikilemde büyüyen, hep çelişkiler içinde büyüyen bir çocuk olduğumu söyleyebilirim. Mimarlığı çok severek öğrendim o disiplini ama başka bir sözümde aldığımın çelişkisi olduğunu da biliyordum. İstanbul'a master yapmak için geldiğimde ya da hayatımı da aslında İstanbul'da devam ettirmek üzere yeni bir başka bir hayatım olduğunu da
Sonunda o gitmeyi yapmışım da demek ki. Geldiğimde kesinlikle başka bir şey yapacağım ve bunun sinema olduğunu master'ımı yaparken fark etmeye başlamıştım. Belki de aslında Trabzon'daki büyük bir tetikleme. Mesela orada oralardayken henüz üniversitede Bergman'ın başka birçok filmlerden de çok etkilendim ama Bergman'ın sessizliğinden çok etkilenmiş olmam, Yılmaz Güney'in filmlerinden etkileniyor olmam ve başka seyredebildiğim bütün filmlerden, okuduğum her şeyden benim mimarlıkla yetinemeyeceğim bir kararım vardı restorasyon master'ını yapmaya başladığımda. Yani tezimi yazarken aslında ilk kısa filmimin senaryosunda aynı anda yazıp çıkarmıştım. Yani tezimi teslim ediyorken öbür kapıdan çıkıp prodüksiyonumu yapmaya başlamıştım. Bir kere de başlık bulaşınca bu işin yani nasıl olmaya başladığını, nasıl yapabildiğimizi, o setin içine bir kere girmeye başlamanız yetiyor aslında. Ondan sonra bunun için doğmuş olduğunuz, bunu yapmak zorunda ol. Bu bir yani sizin dürtünüz, bir zorunluluk, büyük bir heves, tutku ve bunu bu kadar isteyerek yapmak çok güzel de bir şey. Her türlü zorluğuna rağmen. İyi ki öyle olmuş. Sizin gibi bir yönetmenle ve sinemasıyla tanışmışız biz de. Biraz tereddüt ve Araf'ın hikayesini dinlemek istiyoruz sizden. Şu yüzden aslında kasabada iki genç kadının hikayesinin anlatıldığı iki film. Ama tabii bambaşka hikayeler, bambaşka anlatımlar. Şunu sormak istiyorum. Yani böyle tanıklıklarınız var mı? Ki Trabzon tabii gibi bir yerde yani, çocukluğunuz geçmiş. Evet. Ama yani sonunda taşrada. Gerçi o zamanla bu zaman arasındaki taşrada yaşamak ya da. Yani ben artık böyle bir taşra olgusunun kaldığına bile düşünmüyorum. Yani büyük şehirlerin birçok yaşantı biçimiyle Karabük'teki veya herhangi bir yerindeki Anadolu'nun yaşantının birbirinden artık çok, yani o kadar birbirine yakınlaştı ki sorunlar da, sorunlarıyla da, yani metropollerin içindeki yaşamlarda da benzer sıkıntılara rastlıyoruz artık. Göçün en büyük problemlerinden biri de bu zaten. Dolayısıyla hani böyle kır ve kent sadece kırın kalmamış olması bence büyük bir problema değil. Ama bana sorarsanız hani kendi çocukluk gözlemlerimi bir tarafa bırakalım ama yani çok dolaşıyor olmam, Anadolu'yu çok yakından tanıyor olmam, bu restorasyon da, mimarlık ve restorasyon disiplininin dahil olmak üzere sinemanın daha sonraki süreçlerde de her insanı kavrama, her yerin ülkenin kavrayabilme açısından bana bir şey de, fayda da sağladı aslında. Yani bana sorarsanız sadece Zehra ve Elmas'ın veya Şehnaz'ın Arzu da çok benzer bir karakterdir Güneş Yolculuk'taki, hatırlarsanız. Evet. O da ailesini, yani cesur bir kadın, kentte yaşıyor ama baskı altında büyüyen bir kadın. Ama ailesini, babasını sevdiği erkek için itiraz edebilen bir kadın. Evet, yani kendi şeyini, yönünü bulmaya çalışan, kendi deliklerini açan, yani o incecik detaylar, şimdi benim birdenbire onlar aklıma gelmeye başladı Zehra'yı düşünürken, bacağına çorap çizgisi gibi yani, ya da işte sigara, bira içtikten sonra kendi deliklerini, kendi Mehmet'i uğurlayabilmesi için evden kaçma haline dair, Zehra'nın evden kaçıp da en son kertede Olgun'la evlenmeyi becerebilmesi ya da arzusunun peşinden gidebiliyor olması, yani o cesareti, bunlar bence çok benzer kadına bakışım ta o zamandan itibaren aslında. Ve bunlar çok gerçek kadınlar, karakterler. Çok gözlemlediğim, bildiğim, elimle dokunduğum, tanıdığım kadınlar. Bizi de belki bu kadar etkileyen şey bu olmuştur filmleriniz dediğim, yani ya bu kadınlar aynı zamanda biziz aslında. Ben izlerken bazen benim, bazen işte bir uzak akrabam, belki bir arkadaşımın
hikayesi. Sanırım o yüzden bu kadar etkileyici ve bizde iz bırakan projeler bunlar. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Size sözü bırakayım. Ve zamanlarda bu son sözler hep çok zor oluyor. Ya umarım en kısa zamanda bu tozun dumanın dağılabildiği, biraz önümüzü görebildiğimiz, bir adım atabileceğimiz bir dünya olur. Bütün birçok şeyi yeniden değiştirebildiğimiz, kavrayabildiğimiz yeni dünyayı inşa edebiliriz hep beraber. Ben de filmimle gelebilirim yerine. Yeşim Ustaoğlu, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda sinemada filmlerinizle buluşmak dileğiyle diyeyim. Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.